Değerli basın mensupları, devleti yönetenlerin asli görevi ülkede huzur ve refah sağlamaktır. Vatandaşlarına mutlu bir yaşam sunmaktır. İnsan devlet için yaşamaz. Devlet insan için yaşar. Devletlerin çöküşü ise her zaman ve her yerde ahlaki çöküşle başlar. Güce, zenginliğe kapılan yöneticiler yozlaştıkça devlet de yozlaşır. Yozlaşma büyüdükçe çöküş de kaçınılmaz olur. Bu nedenle Platon tam 2400 yıl önce şu hakikatin altını çizmiştir. Devleti yönetenler mal ve mülk edinmemelidir. Aksi takdirde devleti korumak yerine mal ve mülklerini korumayı öncelik yaparlar. Tam 2400 yıl önce söylenen bu sözler sanki bugünkü Türkiye'yi yönetenler için söylenmiş. Siyasete tek bir yüzükle başlayanlar bugün binbir odalı saraylarda yaşıyorlar. 21 yıl önce Harun olacağız diyenler 21 yıl sonra Karun oldular. 21 yıl önce mücahit olacağız diyenler 21 yıl sonra havuz müteahhidi oldular. Rant dağıtmak, rant paylaşmak üzerine inşa edilen yozlaşmış siyaset tarzları şehirlerimizi talan etti. Yuva dediğimiz evlerimiz afetlerde canımızı koruyamaz hale geldi. Bu tarz siyaset ülkemizde görülmemiş bir ahlaki çöküntüye neden oldu. Dünyalıklar için ahiretler yakıldı. Parayı imana tercih ettiler. Parayı bulmak, parayı ezmek yeni düsturları oldu. Ve bu arsız düzenleri ilelebet sürsün diye devletimizin tüm taşıyıcı kolonlarını birer birer kestiler. Köpeksiz köyde değneksiz gezebilmek için köklü kurumlarımızı birer birer yok ettiler. Yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştı kaldı. Devletin adalet direği çökertildi. Müellifi oldukları bu ucubenin adına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediler. Peki bu ucube sistemle beraber son 5 yılda neler oldu? Neler yaşadık? Devletin kurumları çöktü. Eğitim çöktü. Dış politika çöktü. Ekonomi çöktü. Sağlık çöktü ve en sonunda depremde binalar, yollar çöktü. Her afet bu ucube sistemle felakete dönüştü. 50 binden fazla yurttaşımız depremde enkaz altında bağıra bağıra soğukta donarak can verdi. Bu ucube sistem elinde askerimiz 48 saat boyunca enkazın başına gönderilmedi. Sahra hastaneleri, sahra mutfakları, sahra çadırları kurdurulmadı. Enkazdan çıkanlara Mehmetçiğin sıcak yardım eli hızla ulaştırılmadı. Beceriksizlikleri, kifayetsizlikleri, ideolojik ön yargıları nedeniyle on binlerce canımızı kaybettik. Depremde milletimiz her afette yanında gördüğü Kızılay'ı aradı. Kızılay'da millete çadır kuracağına millete çadır sattı. Bunların elinde ülkemizin göz bebeği Kızılay, şaibeli bağışlarla, şaibeli para transferleriyle vergiden kaçınmaya aracılık eden paravan bir ticarethaneye dönüştü. 21. yılın sonunda yalan, dolan ve talan bu yozlaşmış kadroların alameti farikası oldu. İşte en son Hatay'da yaşananlara bir bakın. Erdoğan deprem acılarının üstüne göstermelik beton döküp sorumluluğunun üstünü örtmeye çalışıyor. Beton mikserleri sahaya sürülüyor. Döktüğü betonu da sosyete pazarındaki çığırtkanlar gibi deniz kumu değil ha, mıcırıyla, çimentosuyla, demiriyle dört dörtlük diyerek bir de pazarlıyor. Ama pazarladığı betonun altında ne doğru dürüst bir temel var, ne de doğru dürüst bir demir kalıp var. Birkaç metrekare zemin üzerinde yalap şap döşenen demirler, üzerine de dökülen bir beton. Her işleri yalan, her işleri dolan. İşte size Recep Tayyip Erdoğan. Temel atacaklarına, temel fıkrasına imza atıyorlar. Ecdat yadigara Süleyman Şah türbesini kendi topraklarımızdan kaçırıp seyyar türbeye çevirenler,
oradan oraya gezdirenler şimdi de seyyar temel icat ettiler. Anlaşılan bu demirle çimentoyu deprem bölgesinde oradan oraya gezdirecekler. Algı yöneteceğiz derken milletin aklına, zekasına hakaret ediyorlar. Milletin ferasetinden bir haberliğin bu kadarına da pes doğrusu. Milleti 48 saat enkazın altında bir başına bıraktılar. Beceriksizlikleri, rant hırsları, rantiyecilikleri nedeniyle on binlerce insanımız can verdi. Ama bundan zerre kadar hicap duymadılar. Nedamet getirmediler. İstifayı akıllarına bile getirmediler. Bunlar utanma duygularını hepten kaybetmişler. Utanmadan, sıkılmadan deprem bölgesinde seçim şovu yapmak için milletin milyonlarını döküyorlar. Özel uçaklar, lüks araçlar, otobüsler, koruma konvoyları gösteriş için seferber ediliyor. Bir tarafta Erdoğan'ın atama İçişleri Bakanı, deprem bölgesine çay gönderin, kahvaltılık malzeme gönderin, terlik gönderin, eşofman gönderin diye milletten ricacı oluyor. Öbür tarafta Erdoğan, binlerce insanımızın öldüğü enkazın arasında lüks otobüsüyle gezip milletin kafasına oyuncak fırlatıyor. Seçim şovu yapıyor. Hep söylüyoruz. Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ama hala öldüklerinin farkında değiller. Milletimiz sandıkta fişlerini çekince siyasi mevta olacaklar. Bunların azıcık akılları olsa, azıcık vicdanları olsa, milletimize azıcık sevgileri olsa, bari gitmeden deprem bölgesinde geçici barınma sorunu hal yoluna koyalım derlerdi. Ama nerede bunlarda o düşünce, o vicdan? Deprem bölgesinde hala çadır, konteyner diye bağıran yurttaşlarımız var. Doğru düzgün tuvalet yok, duş yok, çamaşırhane yok, okul yok. Hala hesap kitap yok. Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin kıyısına çadır kent yapmışlar. Yağmur yağıp sel olunca, dereler, nehirler taşınca 125 milyon liraya kurulan çadır kent çöp olmuş. Aynısı Adıyaman'da da var. Yağmur suları sel olunca çadırlar çamur deryalarının arasında kalmış. Her işleri plansız. Her işleri programsız, her işleri yalap şap. Bir öncelik listesi yapın. Buna uygun bir yol haritası oluşturun. Plan yapın, program yapın. Deprem bölgesinde ilk öncelik depremzedeler için güvenli, sağlıklı, geçici barınma alanlarını oluşturmak. Buna uygun konteyner şehirler kurmak. Modüler okullar ve yaşam alanları oluşturmak. Üretimin, bölgede üretimin devam edebilmesi için insanlarımızı bölgede tutacak barınma imkanlarını ve teşvikleri vermek. Ama bu rantiyecilerin tek derdi gider ayak, bol bol ihale yapmak. Kazanın dibini iyice sıyırmak.